Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü bir televizyon kanalında Selefi dernekler silahlanıyor dedi. 2000 dernek var. Bu dernekler efendim silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Pompalı e, alımlarıyla işte izinli internetten bile satılan şekilde bu silah yayılıyor. Ünlünün sözlerinin üzerinden 10 günden fazla zaman geçtikten sonra İstanbul Başsavcılığı Cübbeli Ahmet'i sözleri nedeniyle 22 Eylül'de ifadeye çağırdı. Kamuoyunda tartışılan sözler için geç harekete geçilmesi akıllara IŞİD'in örgütlendiği dernekleri getirdi. Türkiye'de IŞİD'le anılan ve kapatılan ilk dernek Hisader adını taşıyordu. Dernek IŞİD'le aynı mühürü kullanıyordu. IŞİD'in Antep saldırısının faillerinden Baha Alden Najib'in kurduğu Suriyeli Gençleri Eğitme ve Geliştirme Derneği de IŞİD'in dernekleri arasında gösteriliyordu. Dernek Antep Valiliği'nde İnsani Yardım Dernekleri statüsünde kayıtlıydı. Bu dernekte saldırıdan uzun bir süre sonra kapatıldı. 2016'da ortaya çıkan istihbarat raporu Türkiye'de artan selefiliği gözler önüne serdi. Rapor'a göre 2016 yılında IŞİD'de yer alan Türkiyeli sayısı 749. En az 457 kişinin de çatışmalarda öldüğü belirtildi. Türkiye'de IŞİD'in de ideolojisi olan selefiliği benimseyen çok sayıda dernek faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de özellikle 2014 yılında başlayan IŞİD saldırıları yüzlerce can almıştı. IŞİD'in Türkiye'deki ilk saldırısının Niğde'de gerçekleştirildiği kabul ediliyor. Yıllara göre artan saldırılarda Diyarbakır, Suruç, Ankara, Antep saldırıları gerçekleşti. Saldırılarda rol alanlarında Selefi dernek ve gruplarda örgütlendiği ortaya çıktı. Öyle ki Antep Genç Ensar ve Ahsenderle Genç Muhabitler Derneği Diyarbakır ve Suruç'ta düzenlenen IŞİD saldırıları ile ilişkilendirildi. Hatta saldırılardan yargılananlar aynı zamanda dernekte görev almıştı. Yine Genç Muhabbitler Derneği de IŞİD'le ilişkileri bilinen bir dernekti. Ve o hal sonrası bile faaliyetlerine devam etti. Kamuoyunda en çok duyulan isimlerse Ebu Hanzala ve dokumacılar oldu. Ebu Hanzala adını kullanan Halis Bayancuk, IŞİD soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bayancuk'a IŞİD'in Türkiye emiri olduğu suçlaması yöneltildi. Hanzala hakkında farklı tarihlerde tahliye ve tutuklama kararları verildi. Son olarak örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Hanzala'nın yargılandığı süreçte İçişleri Bakanı Soylu, IŞİD'in Türkiye emiri yakalandı açıklaması yaptı. Yakalanan ismin ise Mahmut Özden olduğu ve daha önce defalarca gözaltına alınıp serbest kaldığı ortaya çıktı. Özden'in 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu davada tutuksuz yargılandığı belirlendi. Dokumacılar adlı grupsa Adıyaman merkezli örgütlenme olarak öne çıktı. 5 Haziran 2015'te HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faillerinden Orhan Gönder'in de dokumacılardan olduğu belirlenmişti. Suruç ve Ankara katliamlarının ardından da dokumacılar grubuna bağlı hücrelerin olduğu tespit edildi. Öte yandan saldırıların talimatını veren IŞİD yöneticisi İhami Balın'ın da Ankara'da MIT'le görüştüğü iddia edildi saldırılarda kamu görevlilerinin büyük ihmalleri olduğu yargılamalara konu oldu. 2015'te IŞİD saldırıları sorulan dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun değerlendirmesi tepki çekmişti. Türkiye'de intihar eylemi yapabilecek kişilerin belli bir listesi şeyi dahi var. IŞİD'in düzenlediği saldırılarda en az 300 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.